Hoş geldiniz. Ben Cüdit Liberman. Bu programda her hafta hayatımıza tat katan, hatta sıradan bir günümüz muazzam bir güne döndürebilen bir tutam ilhamın peşinde merakla düşüyoruz. Bu hafta 8 Mart haftası. Kadınlar günü. Uzun zaman bu özel günleri kutlayasın pek olmuyordu. Kadınlar için bir gün mü? Yani geri kalan 364 günlerin erkeklerin mi demek diye şaşırıyordum. Ama bugün o özel günlerin inandığımız, anlattığımız ve hayatımızı şekillendiren hikayeleri gözden geçirmek, havalandırmak, sirkelemek, iyileştirmek için var olduğunu düşünüyorum. Anlattığımız hikaye değişirse dünya değişir. İşte bugün bunu nasıl yapacağımıza bakacağız. hikayesi son 100 yıl hatta son 50 yıl hatta son 10 sene içinde bile çok değişti. Kendimizi kutlayalım. Değişen, dönüşen bir hikayenin bir parçasıyız. Bu gerçekten kutlanılacak bir şey. Çünkü insanoğlu inandığı hikayeleri pek kolay değiştirmez. Anlattığımız hikayeleri o kadar ama o kadar çok inanıyoruz ki içine hapsolursak bile onlara konfor alanı demeye meyilli oluyoruz. Hani bazen konfor alanından çıkmaya zorlanıyorum diyoruz ya. Bence onun yerinde alıştığım alandan çıkmaya zorlanıyorum demek daha doğru olur. Neyse. Kadınların hikayesi ve onunla birlikte yaşam koşulları da çok değişti. Ama hala silkelenilecek çok gereksiz ve geçersiz inançlarımız var. Çoğu zaman 8 Mart'ta koşullara odaklanıyoruz. Yani rakamla ölçülebilecek her şeyi. Kaç kadın politikaya seçilmiş, kaç kadın yönetici, bir şirkette kadın çalışanların oranı nedir veya aynı işi yapan erkek ve kadınların maaşı aynı olup olmadığını. Bütün bunlar tabii ki önemli. Ve bunlar kadar önemli ama daha az odaklandığımız bir alan var somut yaşam koşulları bizi etkilediği kadar soyut inançlarımız da bizi etkiliyor. Koşulları değiştirirken hikayelerimizi de değiştirmemiz lazım. Tabii bir hikaye anlatıcı olarak o kısım benim için çok önemli. Bence sadece ileriye yönelik değil, aynı zamanda eski hikayelere bakıp onlara bakış açımız değiştirebiliriz. Proust, gerçeklik dediğimiz şey bir bakış açısı diyor. Yani her hikaye dinlediğimizde bu koşullar hakkında başka hangi hikaye anlatılabilirdi diye sorgulayarak kendimizi özgürleştirebiliriz. Bugün birlikte eski bir masala bakalım. Rapunzel. Evet, klasik bir masal. Klasik masalları karşı büyük bir öfke besleniliyor. Rapunzel konusunda kaç öğrenci bana yine prens tarafından kurtarılmaya bekleyen bir kızın hikayesi diyor. Birçok kişiye göre masalar hep pasif, edilgen, kurban bir kız, onu kurtaracak bir erkek anlatıyor. O nedenle otur tür masallara küsüyorlar. Kimse bu masallar artık anlatılmasın ya da komple sıfırdan değiştirilerek anlatılsın istiyor. Bu masallar bizi kötü örnek olup bizi çok zarar verdiğini inanılıyor. Peki ama ya soru masallarda değil de bizim okuma gözlerimizde olsa? Sorun tam olarak gözümüz önünde taktığımız gözlükte değil de sorun gözünün arkasında taktığımız gözlükte olsa nasıl mı? Evet, gözün arkasında da bir gözlük var. Beyinde bir filtre. Senin neyi göreceğine, neyi görmezden geleceğine filtreleyen bir gözlüğün var. Onun adı retiküler aktivasyon sistemi. Hani kendine yeni bir şey almaya karar verirsin ya. Belki yeni bir araba, bir teknoloji veya yeni bir ayakkabı türü. İnternette biraz araştırıp okuyorsun ve bir model beğenmeye başlıyorsun. Ve birden, birden ne oluyor? Onu her yerde görmeye başlıyorsun. Hiç başına böyle bir şey geldi mi? Benim başıma çok geldi. Veya daha önce hiç duymadığın bir bilgiyi, yeni bir bilgiye ediniyorsun. Ve bir sonraki 3 gün boyunca o bilgiye her yerde, her kitapta, her sorbette rastlıyorsun. Bu nasıl inanılmaz bir tesadüf diye şaşırabilirsin. Ama aslında bu senin iç gözlüğün yani senin retiküle aktivasyon sistemin ayarının değişmesinin sonucu. Şu ana kadar o bilgi vardı tabii ki. Ama sen onu görmüyordun. Çünkü onu gereksiz zannediyordun veya senin inandığın veya doğru bildiğin dünya ile hizalanmıyordu. Çok acayip değil mi? Kaç kere sevdiğim bir şey keşfettikten sonra onun aslında yıllardır hayatımın her yerinde olmasına rağmen onu şu ana kadar hiç fark etmediğim için üzüldüm. Nasıl bu kadar kör olmuş olabilirdim diye, diye çok üzüldüm. İşte zaten hikaye değiştirmek o nedenle zor. Çünkü farklı olasılıklar etrafımızda her yerde olmasına rağmen hazır oluncaya kadar onları göremiyoruz. Şimdi girişte bahsettiğim masala dönelim. O masalı birçok kişi tarafından şöyle özetlendiğini duyuyorum. Rapunzel diye bir kız var. Bir cadı tarafında bir kulede hapsoluyordu. Özgür olmak için Hiçbir şey yapmıyor. Yani çok pasif. Bir gün bir prens gelir. Prens onu özgürleştirir. Ve beyaz atla onu sarayına getirir. Özetle Kurban, pasif kız Prens tarafından kurtarılmayı bekliyor. Peki Acaba retiküler aktivasyon sistemimiz Bizden neyi sakladı? Masaya dönelim mi? Olaylara bakalım. Olabilecek kadar objektif olmak için NASA'nın polis raporu, yazarcasına ayrıntısız, duygusuz, sadece bir olay örgüsüne gibi bakalım. Şimdi ne oluyor bu masalda? Birinci. Birinci olan Rapunzel'in annesi ve babası cadı komşularının bahçesinden kuzu kulağı marulu yani Rapunzel marulu çaldıktan sonra yakalanıyorlar. Cadı beler olarak doğacak kızlarını ister. Onlar da korkudan kabul ederler. 2. Cadı kızı onun annesiymiş gibi yetiştirir ama onu kapısız, merdivensiz bir kulede yaşatır. Kuleye girmenin tek yolu var Rapunzel'in uzun saçına tutunmak. 3. Bir gün bir prens ormanda Rapunzel'in güzel sesini takip edip onu keşfeder. Kuleye girmek için o da Rapunzel'in saçına tutunmaktan başka bir yol bulmaz. Prens ve Rapunzel aşık olur ama Rapunzel kuleden nasıl çıkacağını bilmez. Prens de bilmez. Rapunzel'in bir fikir olur. Prens'ten her gelişinde bir parça ipek ipi getirmesini rica eder. Bu iple kendini kaçmak için sağlam bir merdiven örmeye başlar. 4. Cadı durumu anlar. Hmm çok ilginç bir şey var. Çok farklı versiyon var bu masala. E, masallar çocuklara uygun yapmak için eski metinlerde yazılan değiştirildi. O nedenle size söyleyeceğim versiyon bu küçük konuda yani cadı nasıl keşfettiğini konusunda belki duymamış olabilirsiniz. Ama güvenin bana eski versiyonlarda böyle anlatılıyordu. Rapunzel bir sabah elbisesini kapatmaya çalışırken artık karnı öyle yuvalak ki onu kapatamadığını fark eder. Cadı bunun ne anlamına geldiğini anlar ama Rapunzel dünyadan bir haber olduğu için hamile olduğunu bilmiyor tabi. Cadı sinirlenir ve Rapunzel'in uzun saçı kesip Rapunzel'i büyü aracıyla çok uzak bir diyarda yollar. Kesik saçla. 5. Prens geldiğinde cadı Rapunzel'in saçı, saçı aşağıya sarkıtıp prensle yüzleşir. Prens cadından kaçmak için kuliden atlar, dikenli çadırlarda düşüp kör olur. 6. Rapunzel uzak diyalarda tek başında ikizlerini doğurur. Sonra bebekleriyle şarkı söyleyerek ve ondan geçinerek dünyayı gezer, sevgilisini arar. Bir gün prens ve Rapunzel birbirine kavuşur. Prens Rapunzel sesinden tanır. Rapunzel Önce prensi tanıyamaz. Çünkü prens çok kötü bir hale gelmiştir. Prensin zavallı durumunu gören Rapunzel onun halini acır ve ağlamaya başlar. Rapunzel'in gözyaşları prensin körlüğünü iyileştirir. Yedi ve son iyileşmiş prens atını ve yolunu tekrar bulur ve Rapunzel sarayına götürür uzun zamandır prensini görmeyen halk onları sevinçle karşılar. Bitti. Şimdi lütfen objektif olalım. Kim pasif? Kim kimi kurtarıyor Allah aşkına? Aslında bence kadın neden bu kadar pasif diye şaşıracağımıza bu adam neden o kadar pasif diye sormamız yerinde olur. Her gün saray ve kule arasına git gel yaparken neden Rapunzel her gün sadece bir parça ipek getiriyor? Yok mu sarayda hazır yapılmış bir merdiven? Hiç mi çözüm üretemiyor bu adam? Rapunzel uzaklarda tek başına doğum ve ikizlerle uğraşıyor. Ses sanatçısı olarak geçiniyor. Yani Nil'in sözlerini, sözlerini hem kariyer hem çocuk yapıyor. Hem de tek başına ikizlere bakan yani tanıdığım herkes bana ikizlere bakmak en az üç kişi gerektiren bir iş olduğunu söylüyor. Burada bence Rapunzel resmen son derece becerikli, çözüm odaklı bir yetenekli olduğunu gösteriyor. Ben onun yaptığını yapabilir miyim diye düşününce ondan pek emin olamıyorum. Prens ise tek başında kendi kendine bile bakamıyor. Yani Rapunzel onu bulduğunda adam perişan olmuş. Ona acıyor. Yani kim kurban, kim kahraman. Sonra Rapunzel adımı iyileştiriyor ve en son adam onu saraya götürüyor. Şimdi böyle bir hikaye. Prens tarafında kurtarılmayı bekleyen bir kız diye özetleyen herkes neden bizim Rapunzel'in olağanüstü cesaret, yetenek ve gücü görmezlikten geliyor? Bence retiküre aktivasyon sistemi sadece bize öğretilen vizyonu görmemize izin veriyor. Bunu fark ettiğimizde hemen kendimizi sormamız gerekiyor. Peki acaba başka hangi hikayeyi eksik görüyorum? Acaba benden önce gelen kadınların gücünü görüyor muyum? Yoksa toplumla birlikte onları pasif kurban olarak etiketleyip katkılarını görmezlikten geliyor muyum? Annem, anneannem, babaannem ve onlardan önce gelen ailemin bütün kadınları zorluklarla ve kısıtlı imkanlara rağmen yaşayan kahraman olarak görebiliyor muyum? Şimdi bu şefkatle merciyi kendine çevirmeyi zamanı geldi. Bu hafta defterinde bu soruların cevabını hakkında biraz yazmanı istiyorum. Birincisi. Müthiş bir mücadele vermeme rağmen hangi alanda kendimi hala yetersiz görüyorum? 2. Zorluklara yüzleştiğimde yüküm hafif ve kendimi zayıf olarak mı yoksa yüküm ağır ve kendimi güçlü ve güçlenen biri olarak mı görüyorum? 3. Kendi masalıma bakıyorum. Başarılarımdan bahsederken ne anlatıyorum? Çevremin bana verdiği destekten, beni olduğum yere getirenlerden, beni var edenler, bana imkan, eğitim ve yardım edenleri anlata anlata kendi katkımı kutlamaya anlatmaya ve saymaya unutuyor muyum? Hayatın bir nar gibidir. Bir hayat içinde beyin hikaye. Kendimizi ve çevremizi farklı hikaye anlattığımızda dünya değişir. Umarım bu bir tutam ilham hayatınıza tat katar. Deneyimlerinizi paylaşmak isterseniz lütfen yorumlarda yazın. Sizi okumak beni her zaman çok mutlu ediyor. Her hafta bu kanalda buluşuyoruz. Kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun. Kendinize çok iyi bakın.